Evet arkadaşlar, selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefa getirdiniz mutfağıma. Bayağıdır video paylaşmıyordum. Sos zamanı, menemen zamanı, biliyorsunuz kışlık hazırlıklar devam ediyor. Her mutfakta olduğu gibi Gülten'in mutfağında da devam ediyor. Bugün ne yapacağım? Normal menemen tarifim var zaten kanalda. Patlıcanlı menemen yapacağım kış hazırlıklarında. 2 kilo patlıcanım var arkadaşlar. 5 kilo domatesim var. Biberim de yoktu şu anda elimde. Geçen menemen yapmıştım. Biberim doğramıştım, fazla gelmişti. Kalmıştı. Bu kadar da biber koyacağım. Yaklaşık 300 gram da biberim var. Çok biberli olmasını istemiyorum. O yüzden bu kadar biber koyacağım. Şimdi patlıcanlarımı soyacağım arkadaşlar. Bunları önce tuza koyacağım. Sonra menemeni soyacağım. Domateslerimi soyacağım. Sıcak suya koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir koyayım. Şöyle bir tanesini size göstermek için soyacağım arkadaşlar. Şöyle her tarafını soyacağım böyle. İçinde hani bir şey olmasın diye. Yiyen hiç fark etmiyor. Bir kanalda da paylaştım ben patlıcanlı menemen diye. Çok izlendi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şöyle. Şöyle yapıyorum. Zaten bu kızarınca minikleşiyor. Şöyle doğradım. Bunları kızartacağım böyle. Küp küp doğruyorum. Domateslerimi şimdi soyacağım. Bunları tuza yatırdıktan sonra domatesimi soyacağım. Domatesimi tencereye koyduktan sonra bunları kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi aşama aşama gidiyorum. Önce patlıcanlarımı soymakla başlayacağım. Zamanınızı almamak için kapatıyorum şimdi. Şimdi son iki tane kaldı. Patlıcanlarımı doğradım. İsterseniz tahta kullanabilirsiniz ama ben şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Büyükse 6'ya falan bölün. Küçükse 4'e bölün. Şöyle yapıyorum. Şimdi bunları suya koyacağım. Şöyle yapıyoruz. Zaten kızarınca da küçülüyorlar arkadaşlar. Şimdi bunu doğradım patlıcanlarımı. Şimdi patlıcanlarıma bir yemek kaşığı da tuz atıyorum. Suyunu koyuyorum. Bir 10-15 dakika beklesin. Sonra süzüp kurulu kızartacağım arkadaşlar. Şimdi soğuk suya koyuyorum patlıcanı. Evet, şimdi domatesleri sıcak suya koydum. Gördüğünüz gibi domateslerin kabuğu soyuldu. Soyacaktım ama uğraşmak istemedim. İşin kolayına kaçtım. Şöyle. Şöyle bir iki tane soyacağım. Size göstereceğim arkadaşlar. Bu kadar kolay soyuluyor ki. Bahçe domatesi. Hepsi bahçe, patlıcan falan. Koyuyorum. Biraz sulu oluyor ama çok lezzetli oluyor. Şöyle. Şimdi. Şimdi soyduk. Domateslerimizi soyduk. Alıyorum. Şöyle. Hepsini böyle tek tek doğrayacağız. Biraz
tuhaf olmuş. Bunu koymayacağım arkadaşlar. Böyle sanki güneş yanığı gibi olmuş. Bu sene zaten çok bir şeye benzemedi. Şöyle doğruyorum. Şimdi hepsini soyduktan sonra doğrayacağım. Sonra yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domateslerim de sonuna geldim. Artık ocağa alacağım. Son şöyle bir daha size göstereyim. Çok gerçekten patlıcanlı melanen ama yemeğe de katabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi de kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz müddetçe patlıcan, domates, biber zaten sevilmeyecek bir şey değil ve her şeyi biz kullanıyoruz. Muhteşem oluyor. Yaparken de bir diş sarımsak koyuyoruz menemenimize. Şahane oluyor. Domatesler çok sulu. Bahçe domatesi olduğu için biraz çok fire veriyor. Salçalık domates olsa etli olduğu için çok fire vermiyor. Ama bu da çok lezzetli oluyor. Şimdi menemenimi ocağa alıyorum. Sonra ocağa alıyorum. Patlıcanlarımı kızartmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, domatesimi koydum. Şimdi ne yapıyorum? Patlıcanımı da koyuyorum. Evet, biraz ocak batacak. Batıyor da. Yapacak bir şey yok. Şimdi patlıcanlarımı artık kızartmaya başladım. Yıkadım. Tuzlu suya koydum. Yıkadım. Süzdüm. Şeyimi de koydum. Domateslerimi koydum. Domateslerim de pişiyor arkadaşlar. Domateslerim pişsin. Patlıcanlarım kızarsın. Sonra hepsini buluşturacağız arkadaşlar. Dedim çünkü bayağı da çekim yapmıyorum. Heyecanlandım herhalde. Kapaklarımız kaynamış olacak. Şişelerimiz temiz, kurumuş olacak. Mutlaka kaynatıyoruz. Ocağım battı. Görüyorsanız kusura bakmayın. Birden köpürünce ocak battı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sonra temizleriz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarım kızarmaya devam ediyor. Şimdi sonra attım. Menemenim orada pişiyor. Altını kıstım. Menemen oldu. Patlıcanlar olunca menemenim hazır. Aynı zamanda da böyle çay içiyorum arkadaşlar. Hem çay içiyorum hem işimi yapıyorum. Buyurun beraber içelim. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir noktada olsa bir yorum bırakmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı artık çıkartıyorum sonunda. Şimdi biberimi koyacağım. Menemenim hazır. Hepsini karıştırıp kapatacağım kavanozlarımı. Şimdi biberlerimi atıyorum. Şimdi biberlerimi de kızartın. Sonra hepsini buluşturuyorum arkadaşlar. Evet, artık biberlerimi de çıkartıyorum. Çok yutmuyor. Çünkü 5 dakika daha pişecek biberlerimle beraber. Evet, şimdi artık
bütün biberimi, patlıcanımı melemenin içine karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Karıştırıyorum. Ve bir de tuzunu atacağım şimdi. Şimdi tuzumu da atıyorum. Tuzunu bir yemek kaşığı atıyorum. Çünkü bunu tekrar pişirdiğimizde tuzunu ilave ederiz. Siz tuz kullanmayabilirsiniz de tuzlu da yapabilirsiniz ama ben yine bir yemek kaşığı koyuyorum. Malzeme ister artıra eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Benim domatesim çok suluydu arkadaşlar. Bahçe domatesi olduğu için dediğim gibi eğer salçalık domates kullanırsanız daha böyle kıvamı olsun, daha çok çıkar. Çünkü etli olduğu için çok suyu olmuyor, güzel oluyor. Ama benim bahçe domatesi olduğu için bahçe domatesinden yaptım. Şimdi bir 5 dakika malzemeyle kaynasın. Patlıcanı, biberini koydum. Bir 5 dakika kaynatıyoruz. Fazla kaynatmıyoruz. Hemen sonrasında şişelemeye geçiyoruz arkadaşlar. Kapaklarımızı mutlaka kaynatıyoruz. Şişelerimiz temiz olmalı. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Şimdi dolduruyorum kavanozlarımı. Domatesi çok sulu olduğu için çok kire verdi gerçekten. Şöyle kenara alayım. Bakalım kaç kavanoz olacak. Şu huni o kadar güzel bir şey ki, insanı o kadar kolaylaştırıyor ki hayatını. O kadar güzel ki gerçekten. Hiçbir yer batmıyor. Tamam, şimdi şunun içine koyuyorum. Kapaklarını sıkmaya başlayacağım. Koyalım, şöyle kenara alıyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Koyduktan sonra şöyle ağzını peçeteyle siliyoruz kavanozumuzu. Gördüğünüz gibi şöyle temiz siliyoruz. Kapağımızı nasıl kapatıyoruz? Arkadaşlar kapağımızı şöyle iki geri bir de tamamen sıkıyoruz. Tutmayan zaten tutmuyor. O yüzden hiç uğraşmayın. Evet. Hemen ne yapıyoruz? Çok sıcak. Ters çeviriyoruz. Tekrar. Çok sıcak, çok. Son kapağımı sıkıyorum arkadaşlar. Şimdi 7 şişe melemenim oldu arkadaşlar. 5 kilo domatesti ama domatesim gerçekten çok suluydu. Az çıktı. 2 kilo patlıcanımdı. 250-300 gram da biberim vardı. Şimdi kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Yaptıktan sonra da şöyle üstünü güzelce kapatıyorum arkadaşlar. Kapatıyoruz. Soğusun, sabah bir bakalım kapaklarımız tutmuş mu? Evet, şimdi bir bakalım ki melemenlerimiz, kapaklarımız tutmuş mu arkadaşlar? Çok güzel. Hepsini çevirelim bakalım. Hepsi tutmuş. Evet arkadaşlar, elimize sağlık. Yerlere afiyet olsun. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, like yapmayı
Like atmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.